İşler her geçen gün biraz daha karışıyor ve doğal olarak bu da hem finans sektörünü hem de ekonomileri çok derinden etkilemeye başladı. Aslına bakarsanız geçtiğimiz dönemde özellikle ikinci çeyrekte ekonomilerde çok ciddi daralmalar gözlenmişti. Bundan daha da derin bir dibe doğru ilerleyebileceğimiz düşünülmemişti. Üçüncü çeyrekten itibaren bir toparlanma, daha sonrasında da bir normalleşme beklentisi içerisindeydi bütün uluslar. Ama görünen o ki dördüncü çeyrek itibariyle işler iyiden iyi karışacak ve ikinci dalga etkisinin gelmesiyle birlikte belki de birinci dalgadan çok daha kritik bir sürece girmiş olacağız. Altına olan talep her geçen gün artıyor. Dolara olan talep her geçen gün artıyor. Dolar endeksi uluslararası piyasalarda geri çekilmiş olabilir. 93 puan gibi çok önemli bir destek noktasını aşağıya doğru zorluyor olabilir. Ama önümüzdeki süreçte 100 doların tekrar denenme ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. Tabii burada sorulması gereken sorulardan birisi şu: dolar endeksi yukarıya doğru çıkmaya başladığı anda Türkiye'de dolar ne olur? 1. Uluslararası piyasalardaki onsa etkisi ne olur? 2. Uluslararasında ons fiyatı elbette bir miktar geri çekilecektir ama bu geri çekilme kalıcı olmayacaktır. Yükselişini devam ettirecektir. Geçtiğimiz dönemde bunu çok net bir şekilde gördük. Dolar endeksi geri çekildi, altın yükseldi. Altın hafif geri çekildi, dolar endeksi yükseldi. Yani birbirlerini dengeleyerek ilerlemeye devam ediyorlar. Tüm bunlar piyasaları, özellikle Türkiye'de doları ve altını, aynı zamanda borsayı nasıl etkileyecek? Bu videoda detaylı bir şekilde bunları konuşacağız. Aynı zamanda IMF'nin bir raporu var arkadaşlar. Rapor zehir zemberek. Özellikle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Daha doğrusu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeleri çok yakından ilgilendiriyor. O raporda detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağım sizler için. Hem piyasalara, hem ekonomilere, hem dolara, hem altına, hem de Türkiye'deki olası bir krize etkileri ne olabilir? Bunları detaylandıracağız. Devalüasyonist bir etki yaklaşıyor mu? Bakın, dolar 7 liranın üzerine çıktı ve bu kez 7 liranın üzerinde kalıcı olacak gibi görünüyor. Acaba kademe kademe mi yükselecek? Yani 7.20, 7.80, 8'in üzeri, daha sonra 9'un zorlanması şeklinde kademeleri mi deneyecek? Yoksa bir sabah ansızın 13, 14, belki de 15 liraları görecek mi? Ve bu seviyeleri gördükten sonra 2018 Ağustos sonrası olduğu gibi geri çekilecek mi? Yoksa yükseliş tam gaz devam edecek mi? Bütün bunları detaylandıracağım. Hepiniz hoş geldiniz. Merkez Bankası enflasyonla ilgili kanaatini açıkladı. Çekirdek enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğunu söyledi. Çekirdek enflasyon genel itibariyle gözden kaçırılır ama enflasyonun temelini oluşturuyor arkadaşlar. Ve bu bağlamda bakıldığı zaman eğer ki çekirdek enflasyon yükseliş eğiliminde ise enflasyonla ilgili de çok iyi haberler almayacağız demektir bundan sonraki süreçte. Bir başka ayrıntı, üretici fiyatlarının tekrar yükseliş eğilimine girmiş olması, üreticilerin maliyetlerinin artmış olması. Bu ne anlama geliyor? Üreticilerin fiyatları artıyor ise, maliyetleri artıyorsa, önümüzdeki aylarda enflasyona da yansıma anlamına geliyor. Tüketicinin enflasyonuna yansıma anlamına geliyor ve aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın söylediğinden çok daha öte bir şekilde enflasyonun yukarıya doğru hareket edebileceğini bize gösteriyor. Kritik bir nokta. Enflasyonun yükselmesi zaten bir yıl sıkıntısı olan Türkiye'nin yeni bir sıkıntıyla daha baş başa kalması anlamına gelir ki bu da doların kırılganlığını arttırır, ekonomik krizin boyutunu büyütür. Şu anda bir ekonomik krizde değil Türkiye. Hala sert bir resesyon, belki stagflasyon, belki stamplasyona doğru ilerleyen bir Türkiye var ama enflasyonun yükselmesi, kurun kırılması, borçların geriye ödenememesi, bütçedeki açığın her geçen gün büyümesi, cari açığın tehlike işaretleri vermesi Türkiye ekonomisinin ne kadar kırılgan olduğunu net bir şekilde bizlere gösteriyor. IMF de bunu işaret ediyor. IMF'nin raporuna geçeceğim ama onun öncesinde arkadaşlar Amerika'dan bir açıklama geldi. Çin'le birinci faz ticaret anlaşması görüşmelerinin tekrar başlatılabileceğini görüşüyoruz dediler. Her iki tarafta ılımlı mesajlar veriyor sanki şu an itibariyle ama bu işin artık suyu çıktı biliyorsunuz. Her an tekrar Amerika ile Çin geriliminin tırmandığını gözleyebiliriz. Commerzbank bu yıl zarar açıklayacağını söyledi. Dünyanın en önemli bankalarından bir tanesi. Yine dünyanın önemli
bankaları da bu sene zararlar açıklayabilir ve bu zararların devamı da gelebilir. Batıkların da devamı gelebilir. Tüm dünyada finans sisteminde çok ciddi çatırdama sesleri geliyor. Bu da dolara olan talebin artabileceğini, altına olan talebin ise kesin ve kesin artacağını gösteriyor. Büyük ihtimal arkadaşlar 2200-2300 seviyelerini zorlayacak altının onsu. Sonrasında dolar endeksinin 100 puanı denemesiyle birlikte 2000'lere geri çekilecek. Sonrasında ise çok keskin bir hareketle yükselerek 3000 dolar hedefine yönelecek. Artık bu çok net bir şekilde görülmeye başlandı. Bir başka önemli gelişme, Apple'ın değeri 1 trilyon olacak mı diye bakıyorduk biliyorsunuz. 1 trilyonu geçti. Şimdi de 2 trilyonu zorlamaya başladı. Tam 2 trilyon dolarlık bir şirketten bahsediyoruz. Türkiye'nin tüm ekonomisinden daha büyük bir yapıya gelmiş durumda Apple. Gördüğünüz gibi bir ülkeyi doğru yönetirseniz ve bir ülkenin bir şirketi tam anlamıyla desteklemesini sağlarsanız hem çok önemli bir marka ortaya çıkartıyorsunuz, hem çok ciddi bir ekonomi ortaya çıkartıyorsunuz, hem işsizliğinizi azaltıyorsunuz, hem de piyasaları domine eden bir yapı oluşturuyorsunuz. İşte 2 trilyon dolarlık Apple'dan bahsediyoruz. Beyaz Saray ve Demokratlar yeni teşvik paketi üzerinde bu hafta sonuna kadar uzlaşabilir haberleri piyasaya yayılıyor. Neden yayılıyor bu haberler? Muhtemelen uzlaşacaklar. Bir kere bunu bir tarafa koyalım ama öbür taraftan da tüm piyasalar büyük bir tedirginlik içerisinde. Herkes isim üstünde, borsalarda satış baskıları oluşmaya başladı. Bu nedenle oluşan tedirginliği birazcık azaltmak istiyorlar. Yeni bir teşvik paketi geliyor. Açıklamaları yapılıyor, haberleri çıkıyor. Peki yeni bir teşvik paketi gelirse ne olur? Arkadaşlar 1 trilyon dolar daha piyasaya girerse altının yükselişi daha da hızlanır. Çünkü piyasaya giren her kuruş paranın minimum yarısı altına yönelmeye devam ediyor. Bu da altın fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yükselerek rekor denemeleri yapmasını beraberinde getiriyor. Rakamları da bakacağız ama onun öncesinde gelin biraz da IMF'nin raporuna bakalım. IMF küresel dengesizlikler ve COVID-19 raporu isminde bir rapor açıkladı. Ekonomilerin dış pozisyonlarına ilişkin görünüm belirsiz diyor bu raporda. Yani ekonomiler her an büyük bir sıkıntının içerisine girebilir. Şu anda önümüzü görmüyoruz. İşler daha da bozulabilir. Bu işlerin bozulması dünyayı büyük bir ekonomik bunalıma doğru sürükleyebilir diyor bu cümle aslına bakarsanız. Elbette IMF bu kadar netlikte, bu kadar şeffaflıkta ya da bu kadar açıklıkta bunu söylemiyor. Ama söylemek istediği şey gayet net. Fed'in de geçtiğimiz günlerdeki raporunda söylediği şey buydu. Belirsizlikler ön plana çıkıyor ve belirsizlikler ekonomileri tehdit etmeye de devam ediyor. Bir başka önemli açıklaması IMF'nin, ikinci dalga gelişmekte olan ekonomilerde cari işlem açığını yönetmeyi kısıtlayacak. Cari işlemler açığını yönetmeyi kısıtlayacak. Kim hatırlatıyor bu size? Tamamen Türkiye'yi ve Türkiye benzeri gelişmekte olan ülkeleri hatırlatıyor. Sahiden de Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede dış ticaretin yavaşlaması, ülkelerin içine kapanması, ihracatların azalması, ithalatların ister istemez artması nedeniyle cari açık problemi her geçen gün biraz daha artıyor. Cari açık katlanarak büyüyor ve doğal olarak cari açıktaki bu büyüme kur risklerini ve ekonomik kriz risklerini de arttırıyor arkadaşlar. Gelir yok, gider çok. İç piyasada problemler çok, makroekonomik dengeler bozulmuş durumda. Bunların toplamı ekonomik krizi işaret ediyor diyor IMF. Küresel ticaretteki daralma derinleşecek diyor. Risk duyarlılığı daha da artacak diyor. Büyük cari açıklar oluşacak diyor. Bakın bu üç maddeyi tek tek değerlendirelim. Küresel ticaretteki daralma cari açıkların artmasını beraberinde getiriyor. Risk endişesinin artması da borç vermeyi önlüyor. Ülkelerin birbirlerine kolayca borç vermesini önlüyor. De ciddi bir engel oluşturuyor. Nitekim dün Londra piyasasında Türk lirası dolar işlemlerindeki faizine baktığımızda %1250'lere varan faiz oranları gördük. Bu Türkiye gibi ülkelere artık gelişmiş ülkelerin borç verme niyetinde olmadığını gösteriyor. Yani şunu söylüyorlar bize. Evet biz size borç vereceğiz ama bu bizim için büyük bir sıkıntı. Bırakın faizi, ana paramızı alacağımızın garantisi yok. Kusura bakmayın sizinle bir swap anlaşmasına gitmek istemiyoruzun kibarca söylenme biçimi. Ha verirseniz %1250 faiz, o zaman bu riske değer. Biz Türk liranızı alırız, dolar veririz size diyorlar. Eğer ki %1250 gibi bir swap faiz uygulanıyorsa bu Türkiye'deki devalüasyonu çok net bir şekilde işaret ediyordur. Dünkü video
videomda da zaten bu konuyu detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmıştım. IMF'in raporunda da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Döviz borcu ve sınırlı uluslararası rezervleri olan, bakın dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Döviz borcu ve sınırlı uluslararası rezervleri olan ve daha önceden de kırılganlıkları olan ülkeler için kriz riski daha da artacak. Kimi tarif ediyor bu cümle? Bir anda döviz borcu var. Çok ciddi manada, üstelik kısa vadeli. Benim aylardır dile getirdiğim konulardan birisi. Neredeyse 170 milyar dolarlık özel sektör ve kamunun ödemesi gereken borç var bir yıl içerisinde. Bu borcun çevrilemediğini görüyoruz son zamanlarda. Borç çevrilemediği için çok ciddi bir finansman sıkıntısı doğuyor. Öbür taraftan Merkez Bankası rezervleriniz tükendi. Hatta eksi negatif rezervlerden bahsediliyor. Aynı zamanda da geçmişten gelen, yani pandemi öncesinden bugüne yansıyan çok ciddi problemlerimiz var ve bu problemlerimiz de iyiden iyiye büyümüş durumda. Gayet net arkadaşlar IMF'nin cümlesi. Bu cümle şablon gibi Türkiye'nin şu anki durumuna oturuyor ve diyor ki IMF, bu durumda olan ülkeler büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalacak. Ben de bunu söylüyorum biliyorsunuz. Bu kadar çok probleminiz varsa, bunlarla ilgili yapısal tedbirler almıyorsanız, bunları çözmeye çalışmak yerine, üretmek yerine hala dövizi baskılamayı bir marifet olarak görüyorsanız, her geçen gün biraz daha dış ticaret açığınızı arttırıyorsanız, her geçen gün cari açığınızı çok daha büyük bir hale getiriyorsanız, her geçen gün dış borcunuzu ödeyemeyecek hale geliyorsanız, her geçen gün güvenilirliğinizi biraz daha yitiriyorsanız, bütün bunlar toplamda sizi büyük bir ekonomik krize sürükler ve bu büyük ekonomik krizin bedelini de genelde yoksul vatandaşlar öder. İşsizlikle öder, satın alma gücünü yitirerek öderler ve bu büyük fakirlik kitlelere yayılır. Dar bir kesimde kalmaz, nüfusun büyük bir kesimine yayılır, sıkıntıyı çok daha büyük bir hale getirir diye söylüyorduk. Nitekim tablo buna doğru hızlı adımlarla ilerliyor. IMF direkt Türkiye ile ilgili yorumlar yapıyor aynı zamanda bu raporda. Bakın neler söylemiş. Büyük dış finansman ihtiyaçları ve düşük rezervler Türkiye'yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor. Biraz önce uzun uzun söylediğimiz şey, rezerviniz yoksa eğer, borç bulamıyorsanız eğer, finansman sıkıntısı yaşıyorsanız eğer, büyük bir ekonomik krize de hazır olacaksınız. Demek ki doların şu anda ufak ufak yükselmesi büyük bir krizin işareti olabilir. Daha ötesi, dolar bugün ufak ufak yükselmeye başlamış olabilir ama bir sabah uyandığımızda 14-15 liraları görebiliriz. Bu da bizim ne kadar büyük bir riskin içerisinde olduğumuzu ve ekonomimizle ilgili hiçbir adımı doğru düzgün atmadığımızı çok net bir şekilde gösteriyor. Verimlilik arttırılarak şoklara karşı dayanıklılık sağlanabilir diyor. Ne demek verimlilik arttırılması? Üretimin teşvik edilmesi, Türkiye'nin ithalat odaklı değil ihracat odaklı bir ülke haline getirilmesi, işsizliğin azaltılması, reel sektöre önem verilmesi, finans kesimini daha sağlam hale getirmek. Bütün bunları yaparsanız sorun yok. Ama bunları yapmıyorsanız, verimliliğinizi arttırmıyorsanız ciddi bir şokla karşı karşıya kalabilirsiniz diyor IMF. Kamu sektörü bilançosunu güçlendirmeli diyor. Yani bütçe büyük problem yaşıyor. Bütçedeki açıklar her geçen gün artıyor. Harcamalar kısılmıyor. Gelirler yok. Bütün bunlar Türkiye ekonomisini sıkıntıya sokmaya devam ediyor diyor. Son bir cümle, yapısal reformları yapmak şart demiş IMF. Yapılıyor mu? Ne yazık ki yapıldığı falan yok. Günü kurtaralım. Ne olursa olsun bakış açısı devam ediyor. Gelelim rakamlara. Rakamlar nereye gidiyor? Bundan sonra ne olacak? 7 liranın üzerine çıktı dolar. Bundan sonra arkadaşlar 7 liranın altı görülmeyecek. Çok açık ve net söylüyorum size. Bundan sonra 7 liranın altı görülmeyecek. 7.20'ye giden bir dolar kuru göreceğiz. 7.20 çok kısa vadede kırılacak ve dolar kuru 7.80'in hızlı adımlarla ilerleyecek. Türkiye'nin bu kadar riski, bu kadar sorunu, bu kadar problemi varken, dünyada ikinci dalga etkisi iyiden iyiye gündeme gelmişken, bütün riskler her geçen gün biraz daha artıyorken, tüm dünya ülkeleri küçülürken, dış ticaret daralırken dünya ekonomilerinde, Türkiye'nin bir anda parayı bulup kendini ayağa kaldırması mümkün değil ve dövize olan ihtiyacın her geçen gün artması, dolar üzerindeki devletlerinde
devalüasyonist etkiyi de arttırıyor arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Bugün gördüğümüz 7.03, 7.04, 7.02 seviyeleri önemli seviyeler değil. Çok hızlı şekilde 7.20'ye gidecek. 7.20'yi kırdıktan sonra da 7.80 ve 8 liranın üzerini göreceğiz. 8 liranın üzeri boş zaten. Büyük ihtimalle 8 lira kırıldıktan sonra dolardaki devalüasyonist etki başlayacak. 13-14-15 liraları gören bir dolar karşımıza çıkacak. Türkiye'nin CDS'i 556'ya gelmiş durumda. Tekrar 600'leri zorluyor. Dolar endeksi 92 seviyesinde, dip noktalarda. 93 tam anlamıyla kırılmış değil. Her an tekrar 100 puan zorlanabilir. Bu Türkiye'deki dolar kırılganlığının daha da artması, doların yükselişinin daha da hızlanması anlamına gelecek. Yani şu anda 92'ye gelmiş bir dolar endeksine rağmen biz 7.03 seviyesindeki dolar kurunu görüyoruz. 100'ü zorlarsa emin olun bir anda 7.80 seviyesine geliverir dolar. Borsa 1086 seviyesinde, eski dilde yani borsadan 2-0 atılmamış haliyle 108 bin seviyesine gevşemiş durumda. 120 binden 108 bine gelen bir borsa var. Satış baskısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bu gördüğünüz seviyeler bile tepe noktalar. Çok yakın bir dönemde 100 bin aşağıya doğru büyük ihtimalle kırılacak ve kırıldığı an itibarıyla 70-80 bin lira giden bir endeks göreceğiz. Euro 8.38'e geldi. Sizleri uyarmıştım biliyorsunuz. 1.20'yi zorlaması durumunda parite 8.30'un üzerine giden bir euro görürüz. Aynı zamanda euro Türk lirasına karşı da değer kazanırsa o zaman 35 ile 40 arasında bir euro görürüz demiştim. Nitekim 8.38-78'e gelmiş durumda şu saat itibariyle. Faiz %12'nin dibinde, politika faiziyle tahvil faizi tamamen birbirinden kopmuş durumda. Altının onsu 2050 dolar seviyesini zorluyor. Brent petrol 46 dolar yükseliş eğiliminde. Bu da Türkiye'nin cari açığını sıkıntıya sokacak bir başka durum. Sonuç, videonun başında da söyledim. İşler her geçen gün hem Türkiye'de hem dünyada karışmaya devam ediyor. Dünyayı büyük bir ekonomik bunalıma sürüklerken Türkiye'yi hem çok büyük bir ekonomik krize hem de belki de yıllar boyu sürebilecek bir ekonomik bunalıma doğru itiyor arkadaşlar. Doların hızlı yükselişi her an kapımızı çalabilir. Dolar her an kendisini 10 liranın üzerine atıp 13-14 seviyelerini deneyebilir. Altının onsu zaman zaman geri çekilse de özellikle dolar endeksinin yukarıya gitmesiyle birlikte yükseliş eğilimini devam ettirecek. İkinci dalga netleştikçe altına olan talep daha da artacak. Teşvikler geldikçe altına olan talep daha da artacak. İlk hedef 2200-2300 seviyesi. Sonrasındaki hedef 2500 dolar seviyesi. Orta uzun vadedeki hedefimiz ise 3000 dolar seviyesi arkadaşlar. Peki gram altın ne olacak? Bu yükselişlere bağlı olarak 800 liranın üzerine çıkar. Kimse şaşırmasın. 300'ü görür müyüz? Altın alım fırsatı verir mi? Bu saatten sonra 300'lü seviyeleri beklemeyin. Maksimum geleceği yerler 430-440 olur. Büyük ihtimalle 450 kırıldı. 500'e doğru net adımlarla ilerliyoruz gram altında. Sizlere söylemiştim. 450 görülecek ve geçilecek. Daha sonrasında 500'e gidilecek demiştim. İşte tablo ortada. 459 liraya gelmiş bir gram altın görüyoruz. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.